yaşarım. Teşekkürler. Bizimkiler çıkmış herhalde. Evet, bir yarım saat oldu çıkalım. Senin işin varmış. Ya evet, benim işim vardı ama işlerimi halledip geldim buraya. Sonuçta bunları başına ben açtım. Gelmezsem ayıp olur diye düşündüm. Ben Fatih meselesini kimseye anlatmadım. Sen nereden biliyorsun? Yolumu kesti. Ben o yapacağımı bilirim ona. Ben onun ağzının payını verdim zaten. Rüzgar. Ya ben kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ya Fatih herhalde seni benim erkek arkadaşım falan zannetti. Ya gerçekten çok üzgünüm. Hiç başına bunları açmak istemezdim. Ya ağlayacağım şimdi. Şşş. Ağlayacak bir şey yok sarışın. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı ama sen bana sarışın deme. Affedersin. Ağrısızın var mı? Hemşire kolunu bir süre kullanamayacak dedi. Öyleymiş. Ne yaptılar? Kaç kişiler döndü mü kestiler? Peki ne oldu? Aniden mi çıktılar karşına? Öyle bir şey oldu. Bir anda ortaya çıktılar. Seninle görüşmememi istedi. Ya sen de keşke tamam deseydin başından sağmak için. Yalnız benim böyle bir huyum yok. Ben tutamayacağım sözleri veremiyorum. Herkes hastaneye gelirken çiçek alır ya. Ben de eskiz defteri alayım dedim. Teşekkürler. Ha, gerçi ben senin kolunun bu halde olduğunu bilmiyordum. Önemli değil canım. İyileşince kullanırım. Teşekkürler tekrar. Siz kız arkadaşsınız herhalde. Emine'yi yedirebilirsiniz değil mi? Yok, hayır. Evet. Kız arkadaşım yedir. Teşekkürler. Afiyet olsun. Seni kız arkadaşım zannettikleri için bir araba dayak yedim. Bonus olarak da iki lokma yemek yiyeyim değil mi? Sen şimdi böyle deyince. İyi peki. Şimdi bu SSD teknolojisi hem taşınabilir hem sabit. Yani o açıdan çok rahat bir şey yani. Ama ben diyorum. Nasıl yani ya? Şimdi Rüzgar'ı döven Fatih miyim? Yani Fatih ve 4-5 arkadaşı diyelim. Bayağı diler ya. Var ya. Ah, orada Mert'le Sevil olacaktı ki. Onlar görecekti günü. Değil mi bir Sevil? Ha. Diyorum ki Rüzgar'ı döverlerken keşke Mert'le sen de orada olsaydın. Evet, keşke. İşte yalnız olmasaydı korkup kaçarlardı belki. Ya benim kafama bir şey takıldı. Şimdi niye Fatih bir Mert'e, Orço'ya, PC'ye dalmadı, gitti Rüzgar'a daldı ki? Yani eğer bu geçen kavganın intikamıysa bizimkilere dalması gerekiyordu. Değil mi Sevin? Ha. Ya işte orası da benim suçum galiba. Nasıl senin suçun ya? Ya ben Fatih başımdan gitsin diye ona gidip ben başka birini seviyorum dedim ya. O da Rüzgar'ı sevdiğini sandı ondan. Aynen öyle. Ne demek aynen öyle? Sen Rüzgar'ı seviyor musun? Of, saçma saçma sapan konuşup beni sinirlendirme ya. Aynen öyle diyorum yani. Aynen öyle zannetmiş. Sen o zaman Rüzgar'ı sevmiyorsun.
Salça gerçekten sabah sabah dedikodu arıyorsan lütfen git başkasının yanına, bende yok. Tamam ya, bir şey demedik, ne kızdın Allah Allah. Neyse, sonuç olarak çocuk benim yüzümden dayak yemiş oldu. Üstelik kolu da incinmiş. Ay canım ya. Öpersin geçer. Sevil, ya ellerimin ojesi kurumadı. Salçayı sen bir çarpabilir misin elinle? Sevil, kime diyorum ben ya? Ha, çok çok doğru söylüyorsun ya. Çok ayıp etmiş Fatih gerçekten. Diyorum ki ben Orço ile çıkayım. Ne dersin Sevil? Yani olabilir bence. Evet, Orço hem karizmatik hem yakışıklı. Bence süper olur. Sen de onaylıyorsun değil mi Sevil? Onaylıyorum tabii. Sevil, ne yapıyorsun kızım orada sen ya? Bir şey yapmıyorum, muhabbet ediyoruz işte. Sana diyorum ki Orço ile çıkayım, evet haklısın, çık diyorsun. Farkında mısın? Hadi be, öyle mi dedim? Ya sen mesaileşiyor musun? Ne yapayım canım ben? Kime ya? Kim olacak? Mert'e tabii. Mert'e mi? Mert şurada duruyor ya. Sen öyle ben bir şey anlatacağım gel deyince ben seni kıramadım. Ne yapayım, biz de böyle mesajlaşıyoruz işte. Ay Sevil ya. Mert, al şu sevgilini de yüz yüze konuşun. Zaten beni dinlediği yok ki, bari kontürünüz gitmesin. Ne yapayım? Anladılar mesajlaştığımızı. Ne yani? Siz şimdi deminden beri karabiberle mesajlaşıyordunuz öyle mi? Yani ben o zaman kendi kendime anlatıyordum iki saattir yeni çıkan hard disk teknolojisini. Oğlum ne alakası var ya? Allah Allah. Yani ben mesajlaşmasam bile senin dediğinden bir şey anlamazdım ki. Peker, sen gel bu tarafa. Onlar konuşacaklar, mesajlaşacaklar mı? Ne yaparlar diyorsun? Ya bu arada bir şey soracağım. Orça nerede? Niye gecikti? Bileniniz var mı? Hiçbir fikrim yok valla. Uyuyakalmıştır, klasik. Bu koku ne ya böyle? Uf, hakikaten bu ne ya? Uf. Camiler! Fikirtepe bankalar, nasılsınız kankalar? Haydi! Haydi, 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 haydi. Ve işte karşınızda yeni parfümüm. Ta 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 de. Oğlum bu ne lan? Bu tuvaletteki kötü kokuları gidermek için kullanılan şeylerden değil mi? Evet, böyle ya klozetin yanına asıyorsun bunu böyle pis kokular için. Oğlum bir de gidip en keskininden almışsın ha. Üf. Tamam işte ya, ne var Allah Allah, sizin parfüm dediğiniz şey ne işe yarıyor? Amaç kötü kokuları bertaraf etmek değil mi? Orçacığım, insanlar bunun için parfüm, deodorant gibi şeyler kullanıyorlar. Hasbinallah ve vekil ya. Ülal, bu tuvalet kokusu deodorant ve parfümlerden daha ucuza denk geliyor. Niye almamak istemiyorsunuz siz? Oğlum daha ucuza gelecekse bu hani tuvaletlerde var ya böyle 5 dakikada bir, 10 dakikada bir pıs pıs diye sıkanlardan, onlardan alsaydın. He oldu. Alsın ondan da bütün gün yanımızda pıslayıp dursun. Gülün siz kamiller, gülün. Ben keriz değilim oğlum, bir parfüme 150-200 lira verecek kadar. Bunun tanesi 1 TL. Hem de 3 ay gidiyor. 3 ay. Böylelikle yıllık parfüm masrafım 8 TL'ye denk geliyor. Arkadaşlar biz boşuna konuşuyoruz. Arkadaş 2 O ile. Yani bir O'dan girecek, bir O'dan çıkacak bizim söylediklerimiz. Seni soracak. Değil mi Orça? Aynen kız. Evet. Bittim ben ya. Gerçi kesecek beni ya. Vallahi kesecek ya. Ha. Abi dur, kaptan dur. Kaptan. Kaptan. Abi gözü abi dur. Abi ben ayakta da giderim kaptan. Yemin ederim ayakta giderim ben ya. Abi yemin ederim Elçin beni öldürür. Elçin beni paramparça eder ya. Bak 18 parçaya bölüyor yemin ediyorum. Sen bir bilsen Elçin nasıl bir şey. Bir bilsen. Ceyhun sen, sen salak mısın oğlum? Ceyhun elin dolmuşusu. Nereden bilsin Elçin? Zaten Elçin'in bilse onu var ya mahvederim. Onu, onu var. Ala, ala dolmuş geçti. Ya yemin ederim ben öldüm ya. Öldüm ya. Vallahi bittim ben ya. Ya bittim ben. Benim yatacak yerim yok. Ya aşk böyle bir şey. Aşk çok fena bir şey ya. Teyzem öyle durduma bakma. Sen bak senin aşktan anlayan bir tarzın var. Bak teyzeciğim aşk çok kötü bir şey. Ben çok aşığım. Ne yapabilirim? Çok seviyorum yani. Ne kadar seviyorum biliyor musun? Ben Elçin'i... Bak ben bu kızı nasıl seviyorum? Bak karşıyaka kadar...
Ya o kadar seviyorum anne hakikaten. Yani bir bak annem bak beni... Annem beni dinlemedi ya. Yani bak, bak şimdi güzel kardeşim. İlk görüşte aşk diye bir şey denir misin bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Şimdi ben nasıl derim Zeynep bana ev tuttu diye? Diyemem. Ya diyecek halim yok. Hayır halimi geçti. Kendime ev tutacak imkanım yok. Hem de kendimi ev tutamıyorum. Öyle değil mi? Niye ürktün? Ne oldu? Canım kardeşim. Hakikaten kötü durumdayım ya. Ya beni bir Allah'ın kulu anlamaz mı? Hayır yani ben seviyorsam suç benim mi yani? Öyle değil mi? Abi. Amca. Aa, telefonla mı konuşuyorsun? Hayır şey diyecektim ben sana yani. Eğer ki ben geçip karşıda deserim ki. Ya Elçin yani Zeynep bana ev verdi desem. O da diyecek ki ay Ceyhun o kadar mutlu oldum ki. O kadar mutlu oldum ki. Ay mutluluktan seni bıçaklayabilirim diyecek. Cak diye sokardı vallahi dalağıma bıçağı. Benim dalağı alır götürürdü yani. Hakikaten. İki ucu fosetlikli Zeynep. Yemin ederim bittim ben. Ben bittim ya. Allah'ım ne olur bana yardım et. Abi. Vallahi kötü durumdayım. Abim ne olur bak bak dur. Ha gözünü seveyim seni. Harikasın. Ya sultanım bak bizim mahallede bir piyanist şantör abimiz var. Çok iyidir çok. Ne de olsa 20 yıllık tecrübe. Gittim konuştum ve ikna ettim. Bizim düğünümüzde çalacak. Ne? Benim gibi sosyetik bir sultanın düğününde hem de. Yahu sosyetiklikle ne alakası var bunun kızım? Adam çalacak, söyleyecek, oynatacak. Bu gidişle ben oynatacağım efendim. İnsan sevince nelere katlanıyor cümlesindeki nelere burada piyanist şantör oluyor. Seviyoruz diye bu kadar da yüklenilmez ki kardeşim. Hıt! Bana bak kız ağzını topla yoksa öyle bir toplarım ki bir daha kimse çıkartamaz. Bu maço tavırlarınız beni benden alıyor güzel beyciğim. Ya piyanist şantör olmayacaksa kim olacak peki? Ha kim söyleyecek bizim düğünümüzde o zaman? Sezen'e ne dersin? Sezen mi? Ya güldürme beni kız. Onun ne işi var bizim düğünümüzde? Ha bir telefonuma bakar. Ya bence Sezen Hanım senin bir telefonuna bakmaz. Ha. Bana ne bana ne istiyorum işte. Yahu kızım mantıklı ol biraz. Ya ben buraya gelmeden önce piyanist şantörle pazarlığımı yaptım. Ya etim ne budum ne benim. Ha ben de isterim Sezen Hanım gelsin düğünümüzde olsun ama... Yani ben onun parasını ödeyemem ki. Peki tamam. Sezen olmaz. O zaman başka bir formül bulalım. Bir liste yapalım. Vallahi sen ne istiyorsan onu yap. Sanki listendeki diğer şarkıcılar daha az para isteyecekler. Ben bu sefer karışmıyorum. Tamam mı? Benim işim var ben gidiyorum. Hadi bakalım. Bir öpücük verseydiniz gitmeden. Borcum olsun. Bu gidişle bütün dünyaya borcum olacak zaten. Böyle bir hışımla çıkınca ne kadar da cazip oluyorsunuz. Erkeğin özü adamın dibi. Neyse ben liste yapayım. Liste yapayım ben. Önce şeyi kimi arayalım? Fener. Tamam. Hande Fener. Hande Fener. Allah daha gelmemiş. İyi bari. Ulan. Ulan sanırsam kafasını kaka ilk yarıda iki taneymiş. Aynı stresli bir ne diyorum ya. Öleceğim stresten. Ulan yetişemedim mi acaba? Oh. Oh dalarmış işte. Bu böyle olmaz. Gerçekten bu böyle olmaz ya. Elçin'e bir şekilde ev tuttuğumu söylemem lazım ya. Bu iş bir gün bir patlar. Tam patlar yemin ediyorum. Böyle olmaz ya. Söyleyeceğim de. Nasıl söyleyeceğim acaba? Yani bir şekilde söyle... Tamam yenge. Ben alırım kıymanı. Merak etme yenge. Kıyma istiyor. Tamam yengeciğim görüşürüz. Kapattım kapıyı. Merak etme kimse açamaz. İki kilo. Kaç? Bir kilo. Ya yarım kilo bir kilo. Alırım ben. Hadi görüşürüz yengeciğim. Hadi öptüm seni. Günaydın aşkım. Günaydın. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok bak yenge sana selam söyledi. Hadi gidelim. Ya. Ya bak o yok. Hadi gidelim. Geç kalıyor. Sana selam söyledi. Hadi gidelim aşkım. Hadi gel. Ya Ceyhun kadına ayıp olacak. Bir iki el sallayayım. Bir saniye. Aşkım ben salladım. İkimiz yine böyle böyle büyük büyük salladım. Hadi gidelim aşkım ya. Allah Allah. Hem bak akşam kıyma istedi kadıncağız. Bu sıcakta bozulur, bozulur. Bir şey olur. Hadi gidelim yandan yandan. Hadi let's go disco ya. Ceyhun saçmalama. Akşam için istedi herhalde. Kıymayı şimdi mi alacağız?
Sen ne zeki şey söyle ya. Ya. Allah Allah, böyle kelime oyunlarını yememeler falan filan. Beni bak, sen kimlerdensin? Dalga geçme. Ha, dalga geçmiyorum zaten. Hadi işe geç kalacağım, hadi gidelim ya. Ne panik yaptın ya, tamam. Ne? Akşam neredeydik? Ne neredeydik? Rüyanda diyorum. Benim rüyamda mı? Yok, benim rüyamda. Tabii senin ya, insan sevgilisini rüyasında görmez mi? Bir yerlere gitmez mi? Miami adaları, Bora Bora adaları falan. Ya Ceyhun, saçmalama. Ben de diyorum, ne diyor rüyanda neredeydik? Aşkımız sönmüş, aşkımız sönmüş. Al kokular. Ya gitti ama bak. Ne işte, of ne. Rüzgar. Rüzgar, hayırdır ya, geldin mi okula sen? Bunca tiki canlı arasında yalnız bırakamazdım sizi. Kolun nasıl oldu? İşte biraz sargıda kalacak. Onun dışında bir sorun yok. Seni Bahri'ye getirenin ismini niye söylemedin ha? Ne yapayım? Biz kendi aramızda sır saklamıyoruz. Yani gidip ifadesini alırdık o Fatih denen. Hayır yani güzel kardeşim. Bunlara değil, bana söyleseydin senin için yeminimi bozar, cicirtu yapardım vallahi bak. Eyvallah hocam. Bir daha öyle bir şey olursa ilk seni arayacağım. Ha, aramazsan bozuşuruz ha. Şişt, gel sana bir çerez ısmarlayayım. Yalnız bende bozuk kalmamış. 200 TL var mı sende? Sağ olasın. İçmiş kadar oldum. Ben de ısmarlamış kadar oldum. Eyvah eyvah. Ne oldu? Bu edebiyat ödevinin teslim tarihi yarınmış. Yaptınız mı? Oo, ben çoktan yaptım. Vallahi biz de yaptık ama bayağı yazdık ya. Yaz bitmedi yani. Arkadaş. Ben Anna Karenina'yı okumuş adamım. Bundan sonra üniversite yaşantım dahil edebiyattan bir tek ödev bile yapmam. Sen yaptın mı Cimbom ödevi? Vallahi unutmuşum, gitmiş. Benim haberim bile yoktu. Ah canım. Zaten bu kolla ödev yapamayacağın için okuldaki ilk eksini aldın. Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten ya. Hocaya söylesen mazeretli kabul etmez mi? Dedi karabiber. Halil Sezai çok sinirlenmişti. Yavrucuğum, kolunu ben mi kırdım? Elin zibidileriyle kavga etmeseydin diye çıkıştı öğrencisine. Vallahi turşum bu sefer haklı kardeşim. Yani hoca diyecek ki ben size o ödevi ne zaman verdim, niye yapmadın diyecek. O yüzden bence sıkma canını, bulunur bir çaresi elbet. Evet. Mancili, bulunur bir çaresi. Hadi. Rüzgar. Ya dolaylı yoldan da olsa senin kolunun bu hale gelmesine sebep olan benim. Yalnız ben seni bunun için suçlamıyorum. Biliyorum. Ama Fatih eğer seni benim erkek arkadaşım zannetmeseydi böyle bir şey gelmeyecekti başına. O yüzden diyorum ki senin ödevini de ben yapayım. Senin ödevin? Yapmışken ikisini birden yaparım. Emin misin? Eminim. Hem böylece senden özür dilemenin de bir yolunu bulmuş olurum. Peki, böyle istiyorsan? Bir şey diyeceğim ya, ne konuşuyorsun? İşte bu yüzden salça diyoruz arkadaşımıza. Biliyorum, biliyorum. Yalnız siz de bir koku alıyor musunuz? Tuvalet temizleyici gibi bir şey. Orçun'un yeni parfümü bu. Parfüm mü? Evet. Orçun de tuvalet. İki ı ile. İsmiyle müsemma bir parfüm. Ne yapıyorsun Songül? Arıyorum efendim. Neyi arıyorsun diye sormayacağım. Zira buradan bakınca belanı arıyormuşsun gibi gözüküyor. Yok efendim, ben... Komşuyu arıyordum. Akşam okuma gözlüğünü ben de unutmuş da evde. Çabuk şu listedekileri ara. Bunlar kim Esmen? Bunlar ünlüler. Alayı benim arkadaşım. Bazıları da öğrencim. Sen Esma Sultan'ın asistanıyım diye ara. Gerekirse ben konuşurum. Tamam, arayayım Esmen. İyi günler. Ben Esma Hanım'ın asistanıyım da, 22'sinde düğünü var. Şarkı söylemek için düğününe davet ediyordu da. Ha, müsait değilsiniz. Oldu. Konseri varmış. Şebnem Hanım da müsait değil, konseri varmış. Nay!
Bu ünlülerin ünlü uyumundan haberleri bile yok. Geçtim büyük ünlü uyumunu, küçük ünlüler de uymuyor. Neyse biz onlara uymayalım. Ay bir de piyasa kötü derler. Pataküte alayı çalışıyor canım. Son iki kişi kaldı. Murat Boz da Kenan Doğulu. Ara. Murat Poz'u ara. Poz'u arayayım ben, tamam. İyi günler Murat Bey. Ben Esma Hanım'ın asistanıyım. Esma Hanım. Girişim Koleji'nin müdüresi Esma Hanım. Evet, evet. Ayın 22'sinde Esma Hanım evleniyor da düğünü var. Sizi şarkı söylemek için düğüne davet edecekti. Kendisi çok meşgul olduğu için ben arayayım dedim. Müsait misiniz? Turneniz yok. Yok. Ne? Turnesi yok mu? Bu sefer turneyi gözünden vurduk Songül. Anladım. Anladım. Peki Murat Bey, iyi günler. Ne dedi, ne dedi? O tarihte yurt içi konseri yokmuş, yurt dışı turnesi varmış. Yani acilen çıkmış konser. Onun da mı konseri varmış? Şu sanatçıları küt diye aniden turneye götüren konsere bir çare bulamadılar, değil mi? Kim kaldı aramadığımız? Kenan Doğulu. Kenan da kabul etmezse yandık. Muhtemelen yanar döner ceketli, boynunda atlalı kadar madalyonu olan, böyle bağrı açık, potalak parmaklarında renkli şekilli yüzükleri olan ve şarkı söylerken ooo Nezahat Hanımlar da böyleymiş diye anons eden bir piyanist şantöre kalacağım korkarım. Ben bayılırım. Piyanist şantörleri bizim mahallede var. Bir tane Vedat abi. Allah ne çalacağım. Gırının gırının gırın. Bizim düğünde de o çalmıştı. Malzemeden çalmış o belli. Siz varoşların temeli çürük zaten. Ondan sonra da niçin hayallerimiz yıkıldı? Neyse seni bekaleten adam yerine koyup iki lafın belini kırdık. İnsanda sinir sepet bırakmadın. Ver şu telefonu beceriksiz. Ver. Ben arayayım. Kenan Doğulu muydu, Batılı mıydı neydi? Telefona bak bu arada. Aranızda en batılı benim Allah'tan. Tövbe. Hani... Alo. Kenan Bey mi? 385 Kenan. Ben Mehmet Akif Lisesi'nden Sultanlar Sultanı Esma Sultan. Evet, öğretmenin. Hatırladın mı? Seni nasıl tahtaya kaldırıp zorla şarkı söyletirdim. Şimdi de buna benzer bir uygulamayla karşında olacağım. Düğünümde sahneye kalkıp şarkı söylemeni istiyorum. Ayın 22'sinde. Ne? Turnede misin? O zaman otur, sıfır. Demek çok yetenekli bir şarkıcı var yanında. Kadife sesli. Vokalistin. Tamam. Bir gönder, dinleyelim. Bakalım. Kenancığım, görüşürüz. Bihter Hanım'a selamlar. Ne oldu Esma Hanımcığım? Kendisi gelemiyor. Koskoca Sultanlar Sultanı Esma Sultan'a yeni yetmez bir şarkıcı göndereceğini söyledi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı oldu zaten. Önüne gelen hayır diyor. Sinirlerim oynadı. Git bana Mazlum'u çağır. Mazlum mu? Kim? Mazlum kim Esma Hanım? Hani o zaman zaman herkesin ahını alan kişi. Ya da dur vazgeçtim. Çağırma. Sen şimdi dışarı çık. Ondan sonra da kapıyı vurmadan zart diye içeri gir. Ben seni bir güzel paylayayım. Sinirlerimi ancak böyle çıkartabileceğim. Hadi tıpış. Allah'ım ya sen kurtar beni yarabbim ya. Nedir benim bu çöktüğüm yerim? Kapıcağım içeri paparayı. İşte neyse. Ay böyle göreceksiniz ya. Ortam sadece ucuz, bayağı böyle açık parfüm kokuyor. Ama böyle leş. Yani o kadar kötü ki burnunun dibeyi böyle patlıyor yani. Burnunun dibeyi patlamamıştır da burnunun direği çatlamıştır aslında. Bevilciğim, seni böyle melayken falan demeden... ya böyle otomatik telefonumu düzeltisi var ya... aynı onun gibi iptal etmek istiyorum. Kızlar şaka bir yana parfüm çok önemli. Bak sanatçılar sahneye çıkarken... her bir ayak parmağına başka şişe parfüm kullanıyorlarmış. İyi düşünsenize ya. O zaman iyi ki biz böyle kırk ayaklı falan değiliz, değil mi? Alişk!
calamaro. Calamaro ne be? Kız bilerek calamaro dedim ya. Çünkü birazdan beni koklayınca calamar gibi bütün kollarında bana sarılacaksın. Kızlar ne diyor bu? Onu koklayınca sarılacakmışsın da onu söylüyor. Kız Alice nasıl kokuyorum ha? Söyle. Nasıl kokuyorum? Söyle bakayım. Nasıl kokuyorum? Orço yapma. Gaz mı çıkardın? Ne yaptın ya? Bir kere orço doğada katı halde bulunur. Allah'ım espriye bak sen ya. Kız bana bak böyle güzel kokular geliyor mu benden? Böyle deodorant gibi böyle parfüm gibi bir şey. Ne bileyim deterjan kokusu geliyor ya bana. Deterjanla mı yıkan? Ne yaptın? Yok. Arap sabunuyla duş aldım. Allah'ım yarabbim ya. Bana bak, böyle sana bir koku gelmiyor mu? Böyle efendime söyleyeyim deodorant gibi böyle parfüm gibi bir koku gelmiyor mu sana? Burcu daha çok böyle tuz ruhu gibi bir koku geliyor bana. Hayret bir şey kavala kurabiyem ya. Duble hayretçil. O zaman bekle. Şimdi bak. Ta ta te te. Nasıl titriyor kokularım, nasıl titriyor kokularım, nasıl? Bak şimdi, birine bir burun deliğinden, diğerini diğer burun deliğinden koklayacaksın. Orçu çok tatlısın sen ama. Gerçekten müthiş bir salaksın ama böyle salak. Resmen psycho ya. Tamam, ben bir kabus görüyorum şu an. Uyanacağım, birazdan uyanacağım. Bir kere Alice'ciğim sana söyleyeyim, ben rüya değilim, gerçeğim, gerçek. Alice'im kuantanam benim. Şişt, bana bak kız. Var ya, kavunla gerçekten bunun vanilyalısı var. Efendime söyleyeyim, muzlusu var, çileklisi var. Sen hangi kokuyu seviyorsun? Ha, hangi kokuyu seviyorsun? Söyle ben o kokuları takıp geleyim. Hayır, hayır. Başkan baksana ya. Bacoların en tersosu da bu ha. Yemin ediyorum deodorant alacak kenesi yok eziğin. Hayır sadece ezik olsa yine bir şey. Bir de rezil bu ya. Bak bak hareketlere bak hareketlere. Aha. Aklıma bir fikir geldi. Neymiş o fikir? Şimdi beni izliyorsun. Şu elimde görmüş olduğum biber gazını buna deodorant diye kakalıyor muyuz? Vay gayet güzel fikirmiş ya. Aferin Etkinciğim. Bravo. Ya sen bir rahat ol reis. Rahat ol bir sal kendini ya bir sol ya. Ben de fikir çok da hepsini boca etmiyorum görgüsüz demesinler diye. E madem öyle biz bu eziklerden en azından bir tanesini biberlemiş olalım ya. Aynen. Yılan. İyi çalışmalar. Ceyhun hoş geldin. Ne o sahada bir problem var? Yok yani sahada her şey çok iyi bir problem yok da. Ben şey için geldim. Evet. Ben yine teşekkür etmek için geldim. Teşekkür ederim. Ceyhun bugün 35 kere falan teşekkür ettin farkında mısın? Tamam işte ben onu 35 buçuğa tamamlayana kadar gelecektim yani Karşıyaka'ya ondan. Ay alemsin. Ya yok yani şaka bir yana da. Bu lojman işi için çok teşekkür ederim hakikaten. Yani benim hayatımı kurtardın. Memnun musun bari yeni evinden? Sen ne haber ya? Yani ben hayatımda bu kadar güzel bir evde kalmadım daha önce. Abartma. Daha ileride olacak. Bu arada sana şunu diyecektim. Ne bu? Ev hediyesi adettendir. Zeynep, yani koskoca evde kalmama müsaade ettiğin yetmedi. Üzerine bir de ev hediyesi mi aldın? Ya Zeynep yapma beni şımartıyorsun vallahi bak. Bak bana bu kadar iyiliği babam bile yapmadı ya. Gerçi adamcağız beni zor okudu ya. Açmayacak mısın? Ya ben hediye alırken bu ara biraz geriliyorum yani başıma iş açıyorum da. Efendim? Açmam mı diyorum ben senin hediyeni ya? Ben senin hediyeni niye açmayayım ya? Ben senin hediyeni açayım ya. Ben senin hediyeni açayım yani açayım ki. İçinde not mot varsa patlamayalım bu sefer de. Yani ben senin hediyen çok... Çok severim hediyeni. Gelin! Bu lafı söylemeye
yapmaya bayılıyorum. Gelin benim. Merhabalar sultanım. Gel bakalım Hasan Paşa. Seni gördüğüme ne kadar üzüldüm anlatamam. Bu aralar zaten yaşadığım tek zenginlik gönlümdeki zenginlik. Seni gördüm daha kötü oldum. Nasıl da öğretmen maaşı, nasıl da geçim sıkıntısı, nasıl da Mahmut Hoca Hoca geldin huzuruma. Sultan, size bir haber getirdim. Önce iyi haberi söyle, sonra kötü haberi söylemeden tıpışırsın. İyi bir haber sultanım. Makedon bir öğrenci, uluslararası öğrenci değişim programı için okulumuza geliyor. Gelirse gelsin, gelirse gelsin. Parası benim cebimden mi çıkıyor? Burslu okumak için geliyor sultanım. Beleş yani. Pis yedili denen o varoşlar tebelleş olup durmuyorlar mıydı zaten? Nereden çıktı şimdi bu? Öğrenci değişim programı her ülkede uygulanan bir programdır sultanım. Yani bu programla öğrenciler değişik kültürleri öğrenme fırsatı buluyorlar. Öğrenci değişimi derken yani bizim okuldan da bir tane şöyle çürüklerinden, kötülerinden verip değiştirebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Aa, bak aklıma ne geldi. Pis yedilden verelim bir tane. Nasıl fikir? Bu öyle bir sistem değil efendim. O zaman gelsin bir bakalım bakalım. Beğenmezsek değiştiririz. Nasıl olsa programın adı Öğrenci Değişim Programı değil mi? Na, 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 na. Daha bu ödev bitecek, diğerini yapacağım. Bu maç uzatmalara gider, penaltılara kalır. Sabaha kadar zor biter bu ödevler. Gerçi çocuk benim yüzümden kolunu incitti. Yani onun ödevini yapmaya da mecbur. Üf, anne ya. Anne sana kaç kere dedim şu anahtarını yanına al diye. Anahtar ben dedi de yanımıza mı almadık kızım? Pardon ya, sizi annem zannettim. Aşk olsun ya Cimbo. Hadi Seril neyse de ben senin annen olacak yaşta mıyım? Sen benim elimin tersindesin, farkında mısın? Şaka yaptım kız. Merak etme. Sen 50 yaşına da gelsen böyle minicik olacaksın çünkü herkes beni senin annen sanacak. Hadi gelin içeri. Yok, biz seni dışarı alalım. Aa, nereye dışarı? Sosyete pazarına gidiyoruz. Hadi gel beraber gidelim. Böyle güzel şeyler gelmiş, takılar falan da gelmiş. Çok güzel takılar gelmiş. Galiba sen Salça'nın repliğini söyledin. Sen değil miydin bizi tezgahlardan sürükleyen sıkılıyorum diye? Ben öylesine hani bakarız, dolanırız diye şey ettim. O senin dediğin T.Ö.'ydü Cimbo'cum. T.Ö. mü? T.Ö. yani trafodan önceki evre. Şimdi Sevil'in hayatında iki tane evre var. Trafodan önceki evre, trafodan sonraki evre. Sevil'in de cinsiyetinin farkında olmadığı evre trafodan önceki evreye denk gelmekte. Sen böyle az daha konuşursan senin için de böyle dayaktan sonra evresi başlayacak. Böyle dayaktan önce, dayaktan sonra evresi. Ne dedim ya ben şimdi? Neyse sen bakma buna. Hadi gel gidelim ya. Azıcık dolanırız, bir şeyler bakarız. Ya iyi olurdu da. Ya gerçekten yapacak şeylerim var benim. Niye, ne yapacağım? Ya edebiyat ödevi var ya anne, onu yapıyorum. Ne var kızım yani? 2 saatlik iş. Gideriz döneriz sonra yaparsın. Ya ama bizim evi de toplamam lazım. Bir de ödev. Ya yetişmez, siz gidin. Ben başka zaman gelirim sizle. İyi o zaman. İstediğim bir şeyler olursa bize söyle, biz alalım o zaman. Sevil'e transparan bir bluz alacağız da istersen sana da alabiliriz. Ay saçmalama be, ne işim olur benim transparan bluzla falan? Sen demez misin ya tarafı benim hiç güzelliğime daha çok önem veriyor diyen? Transparan giyince hiç güzelliğini görecek. Ya saçma sapan konuşma. Sen böyle şiddet uyguladığın sürece de ben senin ilişki koçun falan olamam yani, söyleyeyim de. Ay ne ilişki koçluğu, senden koçluk isteyen mi oldu? Vay de böyle dede. Trafo ile benim sayemde birbirlerine aşık olduklarını unuttu ve nankörlük ediyor şu anda. Ay tamam tamam, nankörlük etmiyorum. Allah razı olsun, senin sayende birbirimize şey yaptık, açıldık, tamam. Evet, o zaman diyorum ki böyle sırtı açık bir bluz alalım. Oldu, bana sırtı açık bluzu alalım, sonra sokakta bana ilk bakan adım trafo haşat etsin, çocuk içeri düşsün. Evet, ben bunu akıl edememiştim. O zaman trafoyu da böyle yundum alırız. Bu bize anne de lazım olur. Sen böyle konuşmaya devam et. Sana da böyle artık pazardan şey alırız. Kefenlik bez alacağız sana da. Kefenlik bez.
Cimo, görüşürüz biz. Gidiyoruz. Hadi yürü. İyi hadi, görüşürüz. Allah kolaylık versin. Amin canım, amin. Cümlemize, hepimize amin. Hadi. İyi. Ne demek ne? Güle bak. Bir gün daha bitti aşkım. Bitti. Beni bak. Hı. Akşamına mesaj yollamayı unutma ha. Yollamayı mı? Yollarım tabii. Hı. Sen de at ama. Tabii canım. Ama öyle kötü kötü imla hataları olmasın Ceyhun. Ya senin var ya bak diline düşeceğime gerçekten çukura düşeyim ya. Hemen bir imalar. Bak sende de hayatım araba kullanırken hem baygın biriyle uğraşıp hem mesaj çekersen o kadar oluyor ya. İyi. Öyle olsun bakalım. Eh tamam oldu o zaman. Ama böyle gece dışarılarda falan da gezmek yok Ceyhun ha. Emredersin komutanım. Tamam. 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 O zaman ben gittim. Hadi. Hadi. Sen de geç kalma hemen git. Tamam. Hemen git hemen. Hemen git. Ya, hadi sen gitsene yavrum hadi gitsene aşkım git hadi. Giderim seyredeceğim seni biraz. Ya ne seyredeceksin ya Allah Allah. Hadi sen git canım. Bak. Aa, trafik saatine kalacaksın. Hadi git. Ya kalırım trafik saatine. Ne olacak? Ben belki seyretmek istiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Yarın benim işim var, gücüm var, senin okulun var. Hadi git be yavrum. Hadi git gözünü seveyim. Hadi ya. Tamam, gir sen önce gidelim. Giriyorum ya. Bak bak nasıl giriyorum. Bak nasıl giriyorum ya. Nasıl aç? Ulan bu kapıyı kim sıkıştırdı böyle ya? Yardım lazım mı? Geleyim mi? Aman, aman. Aman aşkım niye rahatsız oluyorsun? Ne gerek var ya? Ben açar. Koskoca erkek var burada. Karşı yakalı adam var. Bir kapı da açamayacaksak. Biz ne kapılar açmışız? Ne gönüllerin kapısını açmışız? Bunu mu açamayacağız? Burada kim sıkıştırdı buraya? Allah kahretmesin. Aşkım. Bak ama sen ne yapıyorsun ya? İsraf. İsraf aşkım. Yani sen orada benzin yakıyorsun. Milli servet. Yapma günah. Hadi git gözünü seveyim. Ne olur git yalvarırım git ya. Sen niye bu kadar heyecanlandın? Kim heyecanlı? Ben mi? Niye heyecanlı? Aa aşkım niye heyecan yapayım? Sen bir önce evine git diye uğraşıyorum ben. Sana da iyilik yaramıyor ya. Allah Allah. Tamam. Kapıyı açamazsan ara. Hadi de git oradan. Açamazsam iş. Yürü. Emin misin? Evet. Hadi canım benim hadi. Ara beni. Ararım. Ararım. Bak gerçekten. Ararım ben. Ararım aşkım hadi. Hayır benim aşkım benim ha. Allah kahretmesin ya. Ne oldu bunu? Ulan bunu da nasıl kapatmışlar ya deli bağlar gibi. Bunun alt tarafı evimize geleceğiz ya. Ya Cem sen ne salak adamsın ya. Ya gerizekalı sen bu eve niye girmeye çalışıyorsun ki? Bunu nasıl bağlamışlar deli bağlar gibi arkadaş merak etmeyin girmiyoruz. Hadi abi. Ne yapıyorsun Ceyhun? Elçin. Ne yapıyorsun Elçin? Ne yapıyorsun Elçin? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor ya Elçin? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Ceyhun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum ben? Ben şeye gidiyorum işte. Şeye gidiyorum. Ne? Şey işte hani giderken sağ koldan sola dönüyoruz ya ortada kalıyor. Adı aklıma gelecek şimdi. Ya Rabbim getir ne olur. Köşede hani adı şimdi gelecek aklıma benim. O hayır. Kasaba mı diyorsun? Ben kasabı diyorum ya vallahi ben yemin ederim bak ben. Şaşkınsın ya. Sen niye bu kadar şaşkınsın? Nasıl olmayayım aşkım? Nasıl olayım yani sen hayatıma girdiğinden beri aklım başında değil ki. Bak ne diyeceğim sana. Kasap et derdine, Ceyhun'u aşk derdine ya. Ay espriye bak çok güzeldi değil mi ya? Ay senin aklını başından ben mi aldım? Aşık senin. Evet. Aşık Ergen. Evet benim o. O ne ya öyle Ergen? İşte Ergen Mergen ne oluyor iki dudak salladık diye? Şş. Niye ya? Sen bana böyle fino derken iyiydi ama. Ha sen ona işte nereden söyledin? Evet. Onu iyi dedin ya. O çok güzel. Evet. O harikaydı. Aşkım be. Sen hayatıma girdiğinden beri... Hı. Ne? İşte sen hayatıma girdiğinden beri çok tasarrufluyum ya. O ne ya? Şöyle şimdi yani sen eğer hayatıma girmeseydin ben bir tane daha kıyma alacaktım. Öyle tasarruf edememiş olacaktık. Tasarruflu oldu. Çok güzel espri oldu bu. Of Ceyhun çok kötü oldu bu. Ben de hiç beğenmedim. Ben bu espri üzerine giderim. Evet sen git bence. Evet gitmelisin yani. Bu espri üzerine git yani. Tamam gideceğim ama dikkat et. Başına bir şey gelmesin. Tamam aşkım benim. Sen hemen git hemen. Şöyle buradan.
musun Ceyhun? Haydi aşkım benim be. Yürü canım benim. Kıymayı da aldık. Aşkım benim, güle güle. Canım benim ya. Çok seviyorum seni. Oğlum sen ne yapacaksın ya? Ya sen bu ev olayını bu kıza nasıl söyleyeceksin ya? Ya sen... Ben mahvoldum ya. Vallahi mahvoldum ya. Ben şuradan ufak ufak. Testi mi var ödevin? Bir an önce yapmam lazım. Aman etmeyi ver. Ne olacak canım? En fazla zayıf alırsın. Değil mi anne? Ben bu okulda çünkü mezun olup üniversiteye gitmek için değil, zengin koca bulmak için okuyorum. Ay, tamam Gülçiçek, tamam. Gece gece benim tepemin tasını attırma. Sanki ayağına gelen fırsatların kıymetini biliyormuşsun gibi. Tamam anneciğim, sen yat, uyu, uykun bölünmesin. Belki rüyana da aksakallı dede girersen zengin koca isimleri fısıldar. Aksakallı dede senin rüyana girsin de iki öğüt al. Sanki bizim lafımızı dinliyormuşsun gibi. O kadar senin.